Mersin'in Erdem ilçesinde kayıp olarak aranan gencin kamyonetiyle 200 metrelik uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sabahleyin erkenden önce kendimiz aradık. Kendi imkanlarımızla kamera kayıtlarına bakmaya çalıştık. Sonra jandarma ekipleri sinyal tespiti yaptılar. Sinyal tespitinden sonra drone arama yaptık ama ulaşamadık. En sonunda kendi çabamızla buralara baktık. Buralara da bakınca arabadan düşen ip parçasıyla, ip ucuyla indik aşağıya. Sonra da işte arkadaşımızı bulduk. Gencin cesedi AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi ve jandarmanın yaklaşık 5 saatlik çabasıyla düştüğü uçurumdan çıkarıldı. 25 yaşındaki Hasan Ersin'den ailesi 18 Haziran'dan beri haber alamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri ve köylüler mahalle çevresinde arama yaptı ancak bir sonuç alınamadı. Fakılı Mahallesi yakınlarındaki Göçük mevkisinde arama yapan gençler Ersin'in kamyonetine ait parçaları fark etti. Hasan Ersin'in cansız bedeni ise uçurumun dibinde bulundu. Hasan Ersin'in cansız bedenini AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi ve jandarma ekipleri dik yamaçta yaklaşık 5 saat süren çalışmayla çıkardı. Erdemli ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur nedeniyle kopan yüksek gerilim hattı, sanayi sitesinde elektrik hattı ve iş yerlerinin üzerine düştü. Oluşan yüksek gerilim iki bloktaki dükkanların elektrik panolarıyla makinelere zarar verdi. Olayda birçok iş yerinde maddi hasar oluştu. Hatların yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Tırtılar kopmaya başladı önce. İnsanlar böyle sağa sola koşuyordu. Hemen dükkanın önüne geldim. Bir baktım içerisi duman. Üstteki komşular sağ olsun söndürücüyle beraber panoya müdahale ediyorlar. Hemen baktım fano yanıyor. Bildiğiniz böyle fanonun içindeki saat eriyordu. Böyle kıpkırmızı köz olmuştu. Yangın söndürücüyle önce onu söndürmeye çalıştık. Sonra elimize bir tahta sopa alarak bütün sigortaları indirdik. Ama yani gördüğünüz gibi durum işler acısı. Makinalarımızın çoğu yandı. Hava koşullarından kaynaklı 3038 sokakta kopan yüksek gerilim hattımızdan iş yerlerimizde maalesef yüksek voltajlı elektrik gelmesinden dolayı zararlar oluştu. Gerekli ilgili birimlere bilgilendirmesini yaptık. Geldiler, yerinde tespitlerini yapıp tüm esnaflarımızın da elektrik panoları veyahut da oluşan herhangi tüm zararlarını karşılayacaklarını beyan ettiler. Biz de konuyla alakalı esnaflarımıza bir bilgilendirme mesajı attık. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen bir çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Erdemli Devlet Hastanesi'nin karşısında bulunan 15 katlı bir apartmanın 4. katında yangın çıktı. Yangın sonrası bazı dairelerde yoğun duman oluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilendikleri belirlenen biri çocuk 7 kişi apartmandan çıkarıldı. Dumandan etkilenenler binanın karşısındaki Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Müşahede altında tutulan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mersin'in Günler ilçesinde itfaiye aracı yangın ihbarına giderken yol kenarındaki çukura devrildi.
Büyükeceli Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığının bildirilmesi üzerine yola çıkan Mehmet K. yönetimindeki itfaiye aracı yol kenarındaki çukura devrildi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken itfaiye aracında hasar oluştu. Gülnar ilçesinde etkili olan dolu yağışı erik ve zeytin ağaçlarıyla yollara zarar verdi. Ya. Evet değerli arkadaşlar, burası Yayla Deres dediğimiz yer. Bunda çok fena sel var burada. Ortalık çok fena. Evet. Ortalık çok fena, gördüğünüz gibi bındıral yolu burası. İşte yollardan geçebilecek miyiz bakacağız. Şu anda yolun hali bu şekilde. Evet, yolların hali bu şekilde. İmran yavaş. Yollar çok kötü. Oo, işte bizim kabağaç denilen bahçemiz burası. Burası kabağaç. İlçede etkili olan dolu yağışı Köse Çobanlı Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi. Bu motor kimin ya? Burada bir tane motor bulduk. Yola serin düşmüş. Evet, masum kalmış bir kişi. Yol ne yapacağız? Yol kapalı mı? Çıkamaz mıyız buradan? Çıkılmaz mı? Ben tahmin etmiyorum ya. Motorun motorunu da aşağı kadar götürmüşler, eski motor. Geçmiş olsun, yolda mı kaldınız? Yolda mı kaldınız? Yolda kaldım. Evet, görüyorsunuz. Yollar çok kötü. Senin motor aşağıda. Geçmez yani. Daha düzgün bir taraf kaldı. Geçmiş olsun. Sağ olasın. O üstü de var ama kendimize bir şey olmadı, Burada mıydınız ya burada? Buradaydım. Ne oldu? Felaket oldu herhalde bir. Ben tarihte görmediğim şeyi yaşadım. Bu bahçe bende 30 senedir bende. Evet. Daha ilk defa bahçenin ortasından sel geldi. Yolda motor var sizin herhalde. Evet. O üzerinde miydiniz ya burada? Yok, geliyordum, baktım sel geliyor, motoru bıraktım, kendime kaçtım. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Var mı yapacak bir şey? Teşekkür ederim Muhammed'im. Bizi bekle de pat patla geçemezsek yardımlaşalım. Şeyde de var. Evet. Teşekkür ederim kardeşim. Geçmiş olsun. Buradan önce baş sağlığı, yaralanın verdiğine şükür. Başımız sağ olsun. Yapılacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Bütün felaket ya, resmen felaket olmuş değerli arkadaşlar. Bağlantı yollarının kullanılmaz hale geldiği mahallede erik ve zeytin ağaçları da yağıştan zarar gördü. Kapalı. Sel yolu kapattı. Mahallenin girişi. Şu anda mahalle aralarına ulaşım yok. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, baroların seçim sistemine ilişkin değişikliği protesto etmek için yürüyüş başlattı. Mersin Adalet Sarayı bahçesinden yürüyüşüne başlayan Yeşilboğaz'a, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen'le, Ali Mahir Başarır'la, baroya bağlı bazı avukatlar da destek verdi. Evet sevgili dostlar, Mersin Barosu'ndan başlatmış olduğumuz savunma yürüyor yürüyüşü yönetim kurulu ve diğer meslektaşlarımızla birlikte devam ediyor. Yola çıktık. Yolumuz Ankara'ya çıkacaktır. Adalete inanan, hukuka inanan, hukukun üstünlüğünü savunan, eşit ve özgür bir toplumda demokratik bir şekilde yaşamak için yollardayız. Umarım sesimiz tüm Türkiye'ye, özellikle siyasi iktidara ulaşır. Sesimize ses verirler.
yargıyı, adaleti, hukuku güçlendirmek adına umarım önerilerimizi dinlerler. Bu ülkeyi gerçekten hak ettiği hukuk devleti ilkeleriyle yönetmeye karar verirler. Abi geniş çalışalım. 80 baronun başlatmış olduğu Ankara'ya savunma yürüyüşünün Mersin ve Tarsus baroları olarak, Mersin ve Adana baroları olarak Tarsus'taki buluşmamızı gerçekleştirdik ve Tarsus'tan Adana baro başkanımız ve meslektaşlarımızla, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarla beraber yürüyoruz. Şu anda konumuz TOKİ ve vatandaşla alakalı bir sıkıntı var. 2005 yılında TOKİ ile Erdemli Belediyesi arasında bir protokol imzalanıyor. Gecekondu dönüşümü adı altında bir proje başlatılıyor. 2008 yılında bitiriliyor. Gecekondu oturan vatandaşlarımızın tamamı, 400 kişi orada konutları ikamet etmeye başlıyorlar. Fakat burada Erdemli Belediyesi'nin hiçbir dahil olmamasına rağmen para alan, oradaki TOKİ taksitlerinin belediyenin bütçesine yatmamasına rağmen belediye de vatandaşlar adına belediye kefil oluyor. Burada 400 tane vatandaşlarımızdan 320 tanesi borçlarını düzenli olarak ödüyorlar. Fakat burada sıkıntımız 80 tane orada ikamet eden vatandaşlarımız borçlarını neredeyse eve girdiklerinden bu yana 5 kuruş para ödememeleri söz konusu. Tabi bu vatandaşları bu konuda aydınlattık. Zaman zaman bunlarla toplantı yaptık. Bu işin geri dönüşünün olmadığını, bu işin tabi vatandaşlar anladığım kadarıyla bir af beklentisi var. Nasıl olsa devlet affeder düşüncesi var ama bu işin af kapsamına girmediğini, TOKİ'nin müeyyidelerinin net olduğunu biz ifade etmemize rağmen bu insanlar borçlarını ödemekten 10 yıldır imtina ediyorlar. 80 kişiden ciddi bir alacak söz konusu. Tabi burada bu bedelde 2 milyon liraya tekabül ediyor. Dolayısıyla bu bedeli TOKİ Erdemli Belediyesi kefil olduğu için Erdemli Belediyesi'nden TOKİ tahsil ediyor bu paralar. Geçen yıl Sayıştaycılar geldiğinde bu işin tahsil edilmesi gerektiğini, tahsil edilmediği takdirde kişi borcu olarak bizlere rücu edileceğini, çünkü devletin parasını tahsil etmekle mükellefiz bizler bildiğiniz gibi, rücu edileceğini söylediler. İlgili bakanlıktan aldığımız teyit de şu: sözleşme şartlarına uyacaksınız. Sözleşmenin müeyyidesi, şartları neyi gerektiriyorsa o şekilde hareket edeceksiniz dediler. Biz de şu anda Erdemli Belediye'mizin değerli bürokratları düğmeye bastılar. Vatandaşlarımıza tebligat gönderdik. 15 gün içerisinde borçlarını ödemezlerse biz mecburen, yani kanuni zorunluluktan dolayı bu insanların evlerini re'sen boşaltmak ve evlerini ihaleyle satmak mecburiyetindeyiz. Bu tabii istismar açık bir konu. Yarın şunu diyecekler, bunu diyecekler, işte belediye bizi dışarıya attı, şudur budur diyecekler ama yani zaten belediye, oradaki konutlar belediyenin malı değil. TOKİ'nin malı. Belediye kefil. TOKİ de bizden o parayı kesiyor zaten. Biz de o parayı TOKİ'ye ödemek mecburiyetindeyiz. Ödüyoruz da. Şu konuyu sizlerin takdirlerine sunmak istiyorum. Şu anda orada vatandaşlarımızın aylık ödemekle mükellef olduğu para miktarı 250 lira ile 400 lira civarında. Yani şu anda Erdemli'de bir tane konutun kirası işte en az 1000 lira ve 1200 lira ve hatta 1500-2000'e kadar da var. Yani 400 lira parayı ödemekten imtina ediyorlar. Dolayısıyla bizim de şu anda kanunen, çünkü kanun biz bu parayı tahsil etmezsek devlet bizden diyor ki ilgililerden rücu edeceğiz bu parayı, ilgililerden alacağız diyorlar. Biz de şu anda çarelerimizin tamamını tükettik. Çaresiz durumdayız. Tek çaremiz, bu ilgili vatandaşlarımıza tebligatı gönderdik. Tebligat kanununun öngördüğü müeyyidelerinin akabinde de bu insanlarımızın konutlarını re'sen boşaltıp oradaki konutları vatandaşa ihale yoluyla satmak ve biz o kanun yükümlülükten kurtulmak istiyoruz. Mersin'in Silifke ilçesinde hurma ağaçları evlendiriliyor. Her yıl hurma ağaçlarının bu mevsimde evlendirme işlemleri gerçekleştirilirken meyveler Eylül, Ekim ve Kasım aylarında olgunlaşıyor. Halk dilinde evlendirme denilen döllenme işleminin hurma ağaçlarının dişi ve erkeklerinden alınan meyve dalının dişi hurmanın meyve dalına serpilerek evlendirilme işlemi gerçekleştiriliyor. Dişi hurmanın açmış olan meyve dallarına şekerli su sıkılarak
erkek hurmanın tozlarının üzerine daha iyi yapışıp iyi döllenme sağlanıyor. Evet, yine aynısını diğer erkek hurmaları da dalaklarını, dalak deriz biz buna. Onları ekliyoruz. Diğer tarafı da tozunu üzerine, dişi hurmanın üzerine serpileyeceğiz. Şu anda tozlar nasıl çıkıyor? Bak şöyle gördünüz mü? Böyle vurunca çıkar o. Olay budur. Silifke'de biz hurmaları evlendiriyoruz. Hurma ağacının daha iyi, daha kaliteli meyve vermesi için bu hurmaların bir erkeği olur, bir de dişisi olur. Erkeğinden alınan dalakların tozu dişi hurmanın dalaklarının üzerine serpilir. Ama bu nasıl serpilir? Önce dişi hurmanın dalaklarının üzerine şekerli su yapılır. Ve onun üzerine şekerli su serpildikten sonra bir değnek yardımıyla değneğin ucuna erkek hurmanın dalağı bağlanır ve ikinci bir değnekle onun üzerine vurarak tozu dişi hurmanın dalaklarının üzerine serpilir. Ve böylece bu hurmanın daha kaliteli, içinin etinin daha dolgun olması sağlanır. Bu mevsimlerde evlendirme yapılır. Eylül, Ekim sonu gibi hurmaların olduğu zamanlar, o zamanlarda daha kaliteli bir hurma elde etmiş oluruz. Böyle vurunca çıkar o. Olay budur. Erkek hurmanın dalaklarını yine bu araya bir yere koyacağız. Buradan arılar, böcekler onu tekrar döllendirmeye devam edeceğiz.